Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go programlama diliyle ilk web API geliştirme örneğimizi gerçekleştireceğiz. Burada backend taraflı bir mini API'yi yayına vereceğiz. Yayına vermekten kastım bir port üzerinden bir veri göstereceğiz. Bu kadar, çok basit olacak. Şimdi bunun için örneğimizi yapmaya başlayalım. Ve kaynak kodu da şuradaki GitHub'daki Cihan Özsan profilimden erişebilirsiniz. Linki burada. Öncelikle bir handler oluşturuyorum. Handler function'ı. Ve bu function dışarıdan V adında bir parametre alıyor. Bu parametrenin tipi de HTTP response writer virgül dedim. R. Bu R da request nesnesi olacak. HTTP'nin request nesnesinin pointer'ını alıyor buradan. Ve içeride de fmt f printf dışarıdan gelen w yani response writer nesnesini alıyorum. Buraya merhaba bir string ile birleştireceğim için s koyuyorum. Sonra r url r url patch dedim. Package'lar henüz eklenmediği için tam internet lisanslı sıkıntı var. Tabii ki en büyük problem şurası. Şu şekilde kullanılamaz. Yukarıda olması gerekiyor. Bu açılış kısmının şimdi oldu. Pet kısmını bu şekilde yazdık. Ama pet'te dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada bir slice kullanacağız. Dışarıdan bana gelen bir URL var. Ben bunun pet bilgisini alıp diyeceğim ki URL şu şekilde göstereyim. Mesela şöyle diyelim. Cihan Özhan mesela. Link kısmına Cihan Özhan yazacağım diyelim. Şurada bir slash işareti var. Bu birinci karakteri temsil ediyor. Pet kısmında. Ben bunu es geçerek sadece şuradaki bilgiyi almak istiyorum. Cihan Özhan mesela. O yüzden de pet bilgisinin ilk elemanından başlayarak kalan bütün elemanları istiyorum. Bu da o bahsettiğim slash karakterinin gelmesini engelleyecek. Main bilgisine, main metoduna geçiyorum. HTTP nokta handle HTTP ise onu da söylemekte fayda var. Net paketi içerisindeki HTTP paketi. HTTP nokta handle func oluşturduğum handle'ı buraya belirtiyorum. Handler nesnesini belirttim ve dedim ki HTTP listen and serve 9000. portu dinle. Handler'ı da nil gönderiyorum çünkü zaten yukarıda ben handler'ımı verdim. Sonra da fmt print line web server. Öncelikle bunu çalıştırıyorum. Benden izin isteyecek. Şöyle go run main go. Ağ ayarlarıyla alakalı izin istedi. Çünkü o yüzden izin veriyorum buna. İzin verdikten sonra şimdi tarayıcıma gideceğim. Localhost 9000 portunu açıyorum. Bakın buraya merhaba yazdım. Slash koyuyorum. Cihan Özhan mesela merhaba
Canösen. Şöyle. Gördüğünüz gibi buradaki bilgiyi ben şurada pet bilgisini aldığımda bana şu şekilde geliyor. Ben orada slice ile kesme yaparak diyorum ki ben şurayı istemiyorum. Birinci elemandan sonra şurayı ver dedim. O yüzden de bana bu şekilde bilgiyi getirdi. Bu da bizim ilk web application uygulamamız oldu. Merhaba, bu dersimizde Go programlama diliyle web uygulaması geliştireceğiz. Bunun için bir struct yapısı kullanacağım. O struct da bu. Human adında fname, lastname ve age bilgilerini alıyor sadece. Şimdi bir metot oluşturarak uygulamayı geliştirmeye başlayacağım. Func hum adında human tipinde bir struct'a bağlı bir metot bu. Metotların amacını hatırlarsanız serve http adında olacak. Dışarıdan http response writer nesnesi alacak. R http request nesnesinin bir pointer'ını alacak. Ve içeride de basit bir veri oluşturma işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için de hum nokta şurası yukarıda olacak. Tabii ki hum nokta dedim. First name Cihan, hum nokta last name Özhan, hum nokta age, burası integer 28 ve sonra da bizim request'imizden request nesnemizin içerisinde parse form diye bir function var. Bununla form'u parse ediyorum. Ondan sonra da şöyle de açıklamalarını yazayım. Sonra da sunucudan form bilgisini almak için fmt println r gene request'ten gelen form nesnesini alıp yazdırıyorum. URL'in pet bilgisini almak için ise yeni bir yazdırma işlemi yapayım. Println diyorum ve pet yazdıktan sonra daha önceki örneğimizde hatırlarsanız r url deyip buradan doğrudan pet bilgisini alabiliyorduk. Hatta isterseniz şurada kesmeler oluşturarak, dilimler oluşturarak ekstra yetenekte kazanabilirsiniz burada. Şimdilik devam ediyorum ben işime. Burada bir tane HTML çıktım olacak. Bu HTML çıktısının neye benzediğini özellikle göstermek istiyorum. Çünkü onun daha kısa versiyonunu kullanacağım. Bakın şu şekilde bir HTML çıktımız var. Yani çıktığımız bu şekilde üretilecek. FMT fprint ile bunu response writer ile basacağız. Ekrana basacağız yani. Daha doğrusu tarayıcıya göndereceğiz sunucu tarafından. Ve bu da tarayıcı tarafından işlenip
Bu şekilde bir çıktı oluşturulacak. Ad, soyad, yaş bilgisi ve bizim gönderdiğimiz nesne ile parseledildikten sonra da bu veri ilgili kısımlara yazılacak. Görünüş böyle ama bu çok yer kapladığı için ben bunun daha hafif versiyonu şu şekilde yapıştırıyorum. Yukarıdaki, şuradaki makalede bu kodlar var. Oradan takip edebilirsiniz ekstra olarak. Hani takılmayın bunu yapmak için bu kadar uğraşmaya. Buradaki işim bitti. Kaydettim. Şimdi main kısmına geçiyorum. Burada human nesnemi oluşturuyorum. Sonra diyorum ki error http:\listen-and-serve localhost 9000'den yayın yap ve human nesnesini de sana gönderiyorum. Ve şurada da hata yönetmek için check error adında bir function oluşturuyorum. Sonra if error nil değilse, error nil değilse panik. Paniği fırlatacak. Şurada da check error içerisine error nesnesini verdim ve şimdi çalıştırıyorum. Yani gayet basit bir uygulama. Sadece teferruatları var diyelim. Şu an uygulamamız çalışıyor. Hemen açtım burayı. Bu önceki uygulamadan kalma. Bakın, gördüğünüz gibi ad, soyad, bilgisi sıralı bir şekilde Cihan Özsan 28 şeklinde elime ulaştı. Şöyle bakıyorum. Evet. Mesela şöyle olsa bir şeyler. Bakın, pet bilgisini de elde etmiştik. Pet'i de başında gene şuradaki slash işaretiyle birlikte bize getirdi. Veriyi de gene ekrana bastık. Burada ne yazarsanız artık pet bilgisini elde etmiş oluyoruz. Evet, adım adım web uygulama tecrübesi kazanmaya devam ediyoruz. Şuradaki terminalde de çıkış yapabilmek için dikkat ederseniz şu an burada çıkmıyor. Ya şunu kill edeceksiniz bu şekilde. Sonrasında tekrar integrate terminal dediğinizde bile burası açılacak. Pardon, kill etme olayı şuradan. Kill terminal. Buradan derseniz kapanır ya da hiç kapatmaya gerek kalmadan klavyeden Ctrl+C ile exit ederek uygulamanın, çalışan uygulamanın kapanmasını sağlayabilirsiniz. Merhaba, bu dersimizde Go programlama diliyle API geliştirme örneklerine devam ediyoruz. Şimdi geliştireceğimiz API de gene sadece backend uygulaması olarak gerçekleştireceğiz ve farklı URL çağırma işlemlerinde içeride oluşturduğumuz verileri döneceğiz. Herhangi bir veri tabanıyla bağlantısı olmayacak. Şimdi bu işlemi gerçekleştirmek için main metodunun üzerinde benim kullanacağım nesneleri oluşturuyorum burada. Type diyorum. Öncelikle API için genel bir struct oluşturuyorum burada. İçerisinde sadece mesaj nesnesi olacak. String tipinde. Bir diğer type'ımda user, kullanıcı bilgilerini tutmak için user adında bir struct olacak. String değil, struct. Şu şekilde. İçerisindeki field'lar, property'ler, yani diyelim özelliklerimiz id olacak. Id integer değerine sahip. First name olacak. Şunları aynı hizaya getiriyorum. String tipinde. Last name
Bu da string. Bir de age olacak. Şimdi temel olarak kullanacağım sınıflar hazır. Bu sınıfları düzeltiyorum, struct'ları. JSON dönüşümlerini gerçekleştirebilmek için, yani içeride programatik olarak backend tarafındaki uygulamada oluşturduğumuz veriyi ya da elde ettiğimiz veriyi bizim Go nesnelerinden JSON'a dönüştürmemiz gerekiyor. O şekilde çünkü çıktı vereceğiz. Kullanıcı tarafına tarayıcı üzerinden JSON çıktısı vereceğiz. Bunları dönüşümlerini gerçekleştirebilmek için burada çok basit bir kullanım var. Doğrudan struct içerisinde ben bunların dönüşüm gerçekleştiğinde neye benzeyeceğini söyleyebiliyorum. Mesela burada JSON formatını olacağını söyledim ve adının da küçük harfle JSON message olacağını belirttim. Diğeri de user içerisinde de bunun aynısını yapacağız. JSON, bu da küçük harfle ID olacak. Burada da gene küçük harf standartlarını uygulayacağım ve first name. Burası last name. Son olarak da şurası. Bu da gene JSON ve age olacak. Kaydediyorum. Şimdi app'imizin main metodu işlemlerine geçiyorum. Burada yapacağım işlemlerde tabi bundan önce bir hata yönetimi function'ı yazmamızda yarar var. Çünkü bunu kullanmamız gerekecek. İşimizi kolaylaştırmak için, gereksiz kod yazmayı engellemek için bunu yapıyorum. Check error adında dışarıdan ERR alan, error nesne tipinde ERR alan ve içeride de bunu kontrol eden ERR nil diyorum ve FMT print line ile buradaki fatal error'ü yazdırıyorum. Yazdırma işlemi de dışarıdan gelen error'un ERR nesnesinin içerisindeki error. Sonrasında da diyorum ki os.exit, yani uygulamayı kapat. Sonra şimdi de main metodu içerisine geliyorum ve buradaki işlemleri gerçekleştireceğim. Öncelikle bu uygulama bir API olacağı için, Go ile API yazdığımız için burada yeni bir nesne oluşturup API'nin ana nesnesinin ana URL'ini oluşturuyoruz. O da şu şekilde. Yani diğer bütün linklerin başında bu şekilde API yazacak. Ondan sonra şu şekilde devam edecek. Biz bunu base URL olarak kullanacağız. Şimdi yapacağım URL çağrımı ise şu şekilde gerçekleştirilebilir olacak. Yani URL'den porttan sonra mesela bu şekilde bir API yazdığınızda şu an yazacağım handler çalışacak. HTTP diyorum. HTTP handle func. HTTP kendisini otomatik olarak yukarıda ekleyecektir. O yüzden tekrar tanıtmıyorum. API root'u verdim öncelikle. Benim çağırma işlemini gerçekleştirdiğimde kontrol edilecek olan URL burası. Yani diyorum ki sen ilk parametrede şurada ilk parametre içerisinde şurada verdiğim URL'den gelen çağırma işlemlerini sen kontrol edeceksin diyorum bu handle func'a. Ondan sonra bir anonim function oluşturuyorum burada. Bu da func, yani function içerisinde func diyebiliriz bu. Bir fonksiyona parametre olarak gönderilen function. Ve W olarak, W kısa adıyla HTTP response writer'ı burada ilk parametre alıyorum. İkinci parametre request olacak. Bunu da HTTP üzerinden request nesnesini alarak gerçekleştirebiliyoruz ve bunun pointer'ını alıyorum burada. İçeride message diye bir nesne oluşturuyorum ve yukarıda oluşturduğum API isimli nesnenin, yani struct'ın bunun içerisindeki mesajı oluşturup burada kullanacağım. Buna da
API Home diyorum. API'nin ana sayfası anlamında olacak. Output virgül ERR. Diyorum ki JSON diye bir paket var. Bu paket içerisinde Marshall diye bir function'ımız var. Şu şekilde. Marshall function'ını kullanarak diyorum ki benim buradaki mesaj nesnemin, ki mesaj nesnem aslında API struct'ının bir nesne örneği. Bunu ben JSON'a dönüştürmek istiyorum. Otomatik olarak JSON'a dönüştürülecek. Eğer hata olursa diyorum, ERR nesnesini yukarıda alıyorum. Bunu check error function'ına gönder. Ondan sonra da fmt f printf diyorum. Buraya öncelikle writer veriyorum. Response writer'ın w'sunu. Sonrasında da oluşturduğum output'u ben string'e dönüştürülmesi için burada bir casting işlemi gerçekleştirip buradaki işlemi bitiriyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı basit olarak görmek için küçük bir çalıştırma işlemi yapalım. İlk API örneğimizi çalıştıralım burada. Bunun için de öncelikle hizmeti ayağa kaldırmam gerekiyor. HTTP listen and serve, yani şu göndereceğim 8080 portunu kullan ve bunu dinle. Handler önemli değil. Nil verdim. Kaydettim bunu. Şimdi open in terminal diyerek çalıştırıyorum. Go run main go dedim ve API'yi çağırdım. Şimdi benden izin istiyor. Bu izni de verdikten sonra 8080 portuna gideceğim burada. Local host anlamında. Local host diyorum. 8080. Bakın 404 page not found hatasını aldık. Peki API yaparsam, gördüğünüz gibi ben API'nin ilk handler'ını geliştirmiş oldum ve bana API home diye bunu JSON olarak döndü. İçerideki API nesnesini içindeki veriyle birlikte geriye döndü. Şimdi devam edeceğiz bunun için. Şurada uygulamayı kapatmam gerekiyor. Bu terminalde kapatmak için de Ctrl+C'ye basıyorum. Exit dedi ve çıkış yaptı. Şimdi uygulamamıza devam edebiliriz. Tabii şurada ek kısımları da anlatabiliriz. Mesela burada header'a handler'la header, yani oluşturduğunuz header içerisinde HTTP header'a bazı parametreler set etmeniz gerekebilir. Örneğin uygulamalarınızda belki kullanmışsınızdır. Content type mesela application JSON gibi bir tanımlama yapılabilir. Onu buradan yapabiliyoruz. W nesnesi, yani response writer içerisinde şunu diyebilirsiniz. Set burada header'a yeni bir parametre ekleme diyebiliriz. Yeni bir ayar ekleme. Content type diyorum. Bu ayarın adı bu olacak. Değeri de application JSON olacak. Ama bu zaten default olarak kullanıldığı için bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi şuranın altında biraz boşluk bırakıp devam ediyorum. Şimdi yapacağım API çağrısı ise şu şekilde gerçekleştirilebilir olacak. Yani users diye bir parametre çağrımı gerçekleştiğinde buradaki HTTP handler çalışacak. Handle func gene dışarıdan gelen API root, ama bu sefer yalnız değil. API root ile ben şunu birleştirmem gerekiyor. Link olarak bu kullanılacak. Bunların ikisi, yani şu şekilde tek bir link. Yukarıda bahsettiğim API users linkini oluşturacak. Şimdi func oluşturuyorum. Gene w http:// response writer'ı kullanıyorum. Virgül r, gene http'nin request'ini alacağım burada ve bunu içeride kullanacağız.
Ben onun için buradaki function'ımı bir açıyorum. İçeride yapacağım işlemler şöyle. Users adında bir user dizisi oluşturacağım. Ve user nesnesini bu şekilde oluşturuyorum. İçerisinde birkaç tane user oluşturacağım. Bununla ilgili hazır bir verim var. Uzun uzun yazmak istemiyorum şimdi bunu. Şu şekilde 3 tane user nesnesi var. 1, 2, 3 isimleri de Murtaza, Hakkı ve Müslüm şeklinde. Buradaki dummy verim hazır. Şimdi bunu kullanmaya bakalım. Message diyorum. Yani dışarıya göndereceğim şuradaki yukarıda oluşturduğum API nesnesi dışarı göndereceğim. Onun mesaj nesnesine de içerisindeki mesaja da ben içeride oluşturduğum users verisini ekliyorum. Çünkü ben API nesnesini dışarıya dönüyorum. User nesnesini doğrudan dönmüyorum burada. Output diyoruz ve ERR iki nokta üst üste eşittir. JSON tekrar Marshall ve mesaj nesnesini JSON'a dönüştür. Şunu bir kaydedeyim. Herhangi bir hata var mı diye bakıyorum. Check error. Eğer hata olursa error'ı buraya gönder. Eğer hata olmazsa fmt fprintf ile bunu yazdır diyorum. Neyi yazdıracak? Tabii ki buradaki buradaki output'u yazdırmamız gerekiyor. Ama öncelikle bizden writer'ı isteyecektir burası. W dedim. Output'u da gene her zamanki gibi string'e dönüştürerek geriye gönderiyorum. Burası da tamam. Peki şimdi bunu kullanalım. Go, run, main, go diyerek çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Bakın API gene çalışıyor. Burada users olarak çağırdığımda da gördüğünüz gibi bana JSON olarak tüm veriyi döndü. Tamam, bu da başarılı. Şimdi diğer işlemlere devam edelim. Tabii burada da CTRL-C ile uygulamayı durdurdum. Diğer uygulamamızda da şunu yapacağız. Gene API üzerinden bu sefer me, yani benim hesabım. Örneğin bir siteye giriş yaptınız. O sitede de yani kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptıktan sonra kendi hesabınıza, profilinize girerken kullanılabilecek olan sizin bilgilerinizi getiren bir API olduğunu düşünebilirsiniz burada. HTTP handle func gene API root bu sefer artı me diyorum. Yine bir anonym function oluşturuyorum. Ve writer'ımı veriyorum burada. HTTP üzerinden response writer virgül r nokta http nokta request diyorum. Parantezimi açtım. İçeride yapacağım işlem tek bir nesne oluşturmak. O yüzden tek bir nesneyi şu şekilde üretiyorum. Burada ilk parametre benim ID'm olsun. Adım virgül soyadım. Sonra da yaş bilgisini giriyorum. Mesaj nesnesi oluşturuyorum gene. Çünkü bunu kullanacağım ben. Diğerlerinde yaptığım gibi. Gene output virgül hata olursa err ve json nokta marshall diyorum. Bu marshall'a da mesaj nesnesini vererek bunu json'a dönüştürmesini istiyorum. Eğer hata olursa err nesnesini bu check error function'ına gönder. Son olarak da fprintf ile response writer vererek output'u da vererek bunun çıktısını yazdırmasını istiyorum tarayıcıda. Çıktı olarak sunulacak yani. Bu da benim son API'mdi. Şimdi bunu kullanalım. Yine uygulamamızı çalıştırıyoruz. Ve erişime izin veriyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Şu an yine çalışıyor. Bu sefer users yerine me yazıyorum. Gördüğünüz gibi benim kullanıcı bilgilerimi bana getirdi.
Burada bir örneğin Angular ya da React ile bir uygulama yaptığınızı düşünürseniz, siz buraya bir API çağrımı gerçekleştiriyorsunuz. Oradan dönen kullanıcı adı bilgilerinden ya da diğer herhangi bir bilgiyle sizin application içerisinde, Angular içerisinde kullanabiliyorsunuz. Evet, bir sonraki Web API uygulamasında görüşmek üzere. Merhaba. Bu dersimizde Go programlama diliyle web uygulamaları geliştirmeye, yani backend tarafında API geliştirme örneklerine devam edeceğiz. Bu uygulamamızda Gorilla Toolkit'i kullanacağız. Gorilla Toolkit, Go programlama diliyle yazılmış open source bir araç setidir. Bunların içerisinde şu şekilde göstermek gerekirse gorillatoolkit.org adresinden buna erişebilirsiniz. Gorilla tek bir isim olarak görünse de altında farklı farklı paket yapıları vardır. Araç setleri de diyebiliriz bunlara. Mesela MUX için Powerful URL Routing Dispatcher diyor. Biz bunu kullanacağız URL routing işlemlerinde. Siz bunun WebSocket ile ilgili işlemler yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Mesela RPG tarafında işiniz varsa RPG'yi kullanabilirsiniz. Bu şekilde size yardımcı araçlar sunan genel bir framework değil ama toolkit diyebiliriz. Şimdi bunun için hemen basit bir API nesnesi oluşturuyorum. Type API struct diyorum. Ve içerisinde mesaj adında bir nesne oluşturup string diyorum. JSON, yani bunu JSON'a dönüştürdüğüm zaman şu şekilde görünecek. Tamam. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi de func hello adında yeni bir func oluşturacağım. Yani function. Dışarıdan response writer alacak. http nokta response writer r nokta http nokta request. Request'in pointer'ını dışarıdan alıyorum burada. İşaretçisini. İçeride URL params diyorum. URL params, tabii benim burada dışarıdan gelen request içerisindeki yani istekteki parametreleri almak gibi bir görevim var bu uygulamada. Onu nasıl alacağım? Benim URL params'ıma parametreyi şu şekilde MUX'tan almak istiyorum. Yalnız dikkat ederseniz MUX bana görünmüyor burada. Ve kendisi de otomatik eklenmedi. Sebebi bunu elle manuel yapmamız gerekiyor olması. Import'u şu şekilde açıyorum. Ve kendim birkaç tanesini yazayım. Şunların hepsini yazmama gerek yok ama hazır başlamışken. Buraya yazmanız gereken şey şudur. github.com Gorilla Max. Çünkü Gorilla GitHub üzerinden bu şekilde erişiliyor. Ben şimdi max nokta dediğimde bakın bunun içerisindeki bütün function'lara erişebiliyorum. Burada vars diye bir function var. Bunu kullanarak diyorum ki bana request içerisindeki bütün değişkenleri, variable'ları getir. URL params. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Bakıyorum. Evet, kullanmadım diyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu an için. ID'yi elde etmem gerekiyor. ID de URL params içerisinde yukarıda bütün parametreleri almıştım ben request'ten. Onun içerisinde ID tagıyla bulunduğu için ben buradan elde ediyorum ve içeride bunu kullanacağım. Message concat iki nokta üstü eşittir. Diyorum ki kullanıcı ID ile birleştir. Message eşittir. Burada da gene nesnemi oluşturmam gerekiyor. Message nesnesini tabii ki API nesnesi üzerinde oluşturacağız ve içerisindeki veri olarak da message concat'i kullanacağım ben. Çünkü veri bu. Şurada kullanıcı ID stringi ile burada oluşturulan yani elde edilen parametrelerden request'ten elde edilen ID nesnesini birleştirdim ve onu message concat'te topladım. Concat şöyle. Evet. Sonra output virgül ERR
JSON.MarshallMessage. Şimdi hatayı burada yönetelim bu sefer. Eğer nilde ise bir hata vardır. O yüzden de fmt.println ile hata oluştu demek yeterli. Ondan sonra eğer herhangi bir sıkıntı yoksa print fmt f print f diyorum ve response writer'ı gönderiyorum. String'i de gönderiyorum. Diyorum ki al bu output'u string ile yazma işlemini gerçekleştir. Buradaki function da tamamlandı. Şimdi kullanmaya geçelim bunu. Gorilla route diyorum. Routing işlemini MUX ile yapacağım gene. Gorilla'nın MUX'uyla. Burada yeni bir router oluşturmam gerekiyor. O yüzden MUX içerisindeki new router'ı kullanıyorum. Gorilla route handle func diyorum. Yani bu API hangi URL üzerinden çağrılacak? Onu burada tanımlamam gerekiyor. API üzerinden users, tabii ki şunun başına da bunu koymamız gerekiyor. API users şurada bir ID gelmeli ki buradan ben users'ı filtreleyebileyim. Yani kullanıcıyı filtreleyip bunu tarayıcıya gönderebileyim. Buraya da hello function'ını veriyorum parametre olarak. http.handle diyorum ki handle sana handler olarak Gorilla route nesnesini veriyorum. Son olarak da http.listenandServe diyerek diyorum ki 8080 portu üzerinden yayını yap. Kaydettim. Çalıştırıyorum ve erişim izni verdim. Şimdi nasıl çağıracağım ben bunu? api/user şuraya bir ID vereceğim ve içeride onunla ilgili bir işlem yapacak. Ben direkt 8080 diyorum. api/user şöyle user olacak. 5 dedim. Bakın kullanıcı ID 5 yazarak bana geriye döndü. Peki şöyle bir şey yapsam. Bakın burada farklı bir metin daha girilebildi string olarak. Demek ki burada yapmamız gereken farklı bir işlem var. O zaman şöyle geleyim. Şurayı durdurayım. Ve ID'ye bir filtre vereyim ben. Mesela diyeyim ki 0 ile 9 arasında nümerik bir değer girilebilir olsun. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer string bir değer gönderemedik ama farklı bir integer değer gönderirsem başarılı bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde de gönderemezsiniz. Sadece nümerik bir değer gönderilebilir oldu. Merhaba. Bu dersimizde yine Go programlama dilinde backend web uygulaması geliştirmeye devam edeceğiz. Yine API çalışması gibi olacak. Sadece şimdi küçük bir HTML sayfasıyla oluşturduğum backend'i birleştirerek ekranda çıktı göstereceğim. Bunun için bir main go dosyam var. Bunun içerisinde kodları yazacağım. Ama ondan önce şuraya bir yeni page html adında yeni bir html dosyası ekliyorum. Ve burada kullanacağım tasarım şu şekilde olacak. Kaydediyorum bunu. Bakın burada meta, işte title olarak benim blog yazıyor. Şurada H1 tagında bu bloğa hoş geldin diyor. Yazar olarak Cihan Özcan, yaş vesaire gibi basit birkaç bilgi var. Şimdi bunu yayına vermek için uygulama geliştireceğiz. Burada uygulamamızı yazacağız. Geldim buraya ve şurada function'ımı yazmaya başlıyorum. Load file adında olacak bu. Dışarıdan file name'i alacak. String tipinde. Geriye de burası multi return bir function olacak. Yani birden fazla geri dönüşü olacak burada. String ile error nesnesi tipinde bir dönüşe sahip olacak. Bytes, ERR
diyorum ve burada yapacağım işlem IOUtil işlemi olacak. IOUtil ile read file, yani okuma, bir dosya okuma işlemi. Hangi dosyayı? Dışarıdan gelen dosyayı okuyacak. Sonrasında eğer bir hata varsa, yani error nil değilse, return, geriye iki tane değer göndermem gerektiği için bir stringi, yani göndermem gereken stringi boş gönderiyorum. Hatayı da buradan doğrudan yönlendiriyorum. Yok, eğer hata yoksa o zaman return string cast edeceğim. Neyi? Byte nesnesini cast et. Hatayı da nil olarak geriye gönder. Buradaki işim tamamlandı. Şimdi de handler yazacağım. Handler function'da. Bunun için de dışarıdan gene response writer isteyecek. http://responsewriter. Gene request'i de http://request olarak alıyorum. İçeride gayet basit, kısa bir kodum var. Body. Hata olma durumlarını ben yönetmek istemiyorum burada. O yüzden ERR nesnesinin geleceği alana ben blank identifier koyuyorum. Ve diyorum ki load file'dan şu şekilde load file'a page html nesnesini okumasını istediğimi ve doldurmasını istediğimi söyledim. Ve herhangi bir hata olmazsa, sıkıntı olmazsa buradaki page html'deki html bilgiyi string olarak bana body nesnesine verecek. Hata olursa buraya gönderecek. Ama ben onunla ilgilenmiyorum. Hiç yönetmek istemiyorum burada. Printf diyorum. Şimdi bunu yazdıracağım. Neyi? Body nesnesini yazdır. Sonra http://handlefunc ve parantez diyorum. Handler nesnesini Handler Funk'a verdim. Son olarak da tabii yayını başlatmam gerekiyor. Listen and serve, serve diyorum. Bunu da 9000 portundan yayın yaptıralım. Ve uygulamamız bu kadar. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Değişime izin de verdik. 9000 portuydu. Orayı takip edeceğim. 9000 yazdığımda şöyle çıktı zaten. Bakın, HTML'i bana doğrudan gösterdi. Bu bloğa hoş geldin. Yazarın adı ve yaşı şeklinde. Sayfa kaynağını görüntülediğimde benim oluşturduğum stringi doğrudan buraya bastığını görebiliyoruz. Merhaba. Bu dersimizde Go programlama diliyle backend uygulamalara devam edeceğiz. Gene HTML sayfalı bir uygulamamız olacak. Yalnız bu uygulamada biraz da template mantığını inceleyeceğiz. Yani bir template, HTML template oluşturacağız. Bu template içerisinde bazı keywordler olacak. Oralara aynı Angular'da ya da diğer JavaScript frameworklerde hani yer tutucu koyarsınız. Sonra arka plandan gönderilen veriyi oraya bind eder. Onun gibi bir uygulama olacak. Template çalışması diyoruz buna bu tarafında. Şurayı kapattım. Öncelikle burada gene bir page html olacak. İçerisini boşalttım. Burada bir load file uygulaması function olacak. Bir önceki örnekte bunun aynısını yaptığım için buraya sabit olarak bıraktım bunu. Handler diye bir function olacak. Burada da gene aynı şekilde kullanacağım. İçeriği farklı olacak. Ve şurada da gene listen and serve ve handle funk'ı kullanacağım için burada bıraktım. Aynı yapılacak. Öncelikle ben page html içerisini şu şekilde göstereyim. Bakın, daha önce yaptığımız ilk örnekten farklı olarak sadece şurada bir template mantığı var. Süslü parantezler dediğimiz parantezler içerisinde. Buraya gönderilecek olan, bu sayfaya bağlanacak olan, bind edilecek title nesnesinin burada görüntülenmesi, content içerisinde de page description diye bir nesne gelecekmiş buraya. O da burada
buraya byte edilerek verisi burada gösterecekmiş. Outer'ı buraya yazdım. Buraya gelecek olan header nesnesi de burada görünecek. Outer tekrar burada görünecek. Hem burada hem orada. Content'i, metnin ana body nesnesini, verisini diyelim burada. Yuri olarak da burada bir href nesnesi oluşturuyorum. Burayı da yönetebiliyoruz. Ve header'ı tekrar burada kullanacağız. Şimdi main içerisine geliyorum. Ve uygulamamızı geliştirmeye başlayacağız. Öncelikle az önce gösterdiğim sayfadaki şablonları oluşturabilmek için page adında bir struct oluşturacağım. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Title, bakın az önce bahsettiğim o template'te kullanacağım. Title, bu title. Outer, string gene. Header bilgisi, string. Page, description, string. Content bilgisi, string. Ve son olarak da URI bilgisi, string olarak. Burada tabii şunu da string yaptık. Evet, bu kadar. Şimdi dikkat ederseniz buradaki nesneyi ben içerisine veri doldurarak page.html sayfasıyla aslında birleştireceğim. Ve haliyle oradaki nesne buraya geldiğinde de örneğin title buraya gelecek, page description buraya gelecek. Bu şekilde bir sayfa ve nesneyi birleştirme işlemini gerçekleştiriyor template yapısı. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu kullanmak için handler function'un içerisine müdahale edeceğiz. Onun için de benim metin olarak hazırladığım bir yapı var. Bunu makalemde de bulabilirsiniz. Bununla ilgili makalemde. Şu şekilde bir string birleştirme işlemi yapıyorum. Bakın bir builder nesnesi oluşturuyorum. Bytes paketi içerisinden buffer nesnesini kullanarak bir builder oluşturuyorum ve diyorum ki builder.writeString şunları ard arda yazarak şu şekilde bakın alta indire indire hepsini birleştiriyorum ve bir sonunda da bir metin oluşturuyorum. Şimdi bu metni oluşturduk. Buradaki kodu da ister elle yazarsınız, zor bir şey değil. Alt alta builder.writeString isterseniz de bir makalemden alabilirsiniz. Sonrasında bir URI oluşturuyorum. URI'de kullanmak istediğim, yani kitabımın bir sayfası olduğu için onun URI'sini yazacağım. Blogumun URI'si. Ve page nesnesini oluşturuyorum. Page şu şekilde. Title diyorum. Ve veri olarak da kitap. İleri seviye. THPL programlama. Şu şekilde oldu. Alta indim. Outer'ın verisini yazıyorum. Yazar olarak Cihan Özhan ve header başlık olarak da gene şuradaki kitabın adını yazıyorum. Yine virgül aşağı indik. Page description kitap tanıtım sayfası. Content builder, yani yukarıda oluşturduğum builder nesnesindeki o string veriyi ben artık elde etmek istiyorum burada ve nokta deyip string'i çağır diyorum. Bu şekilde aldım. Yuri nokta şu şekilde. Bir de yuri oluşturacağım. Onu da template içerisinde göstermiştim. Ve şöyle tabii ki URI ile birleştiriyorum ve buradaki page nesnesinin tamamlandığını şu şekilde evet görebiliyorum. Burada hatamız nedir? Yukarıdaki URI'yi getirdik.
Yürüyü burada oluşturduk. Şöyle yapsam acaba. HTTP. Burası da tamamlandı. Şöyle, evet, bununla bir alakası yok. Page nesnesini deklare ettim, yani tanımladım ama kullanmadım diyor. Bu da kafa karıştırıyor bizde. Şimdi template oluşturuyorum. T nokta hata oluşturursa, hani şu an kullanacağım function hata oluşturursa underscore diyorum. Onu kullanmak istemiyorum yani. Template diye bir paket var. Go'nun built-in paketleri içerisinde. Bunun içerisinde parse files diye bir function var. Buna kullanmak istediğim HTML sayfasını veriyorum. Tabii bu page.html sizin şu anki ana dizinin içerisinde olması lazım. Yoksa ayrıyeten farklı bir lokasyondaysa ayrıyeten bir link vermeniz gerekecek bunun için. Oradaki sorunları aklınızda bulundurmanızda fayda var. Sonra da template nesnesini artık parse files dedim ve şuradaki HTML sayfasını, HTML dokümanının parse edileceğini söyledim. Bunu kendisi elde etti ve geriye bir template nesnesi olarak döndü. Template'in pointer'ı olarak döndü. O da şu an T'nin içerisinde ve diyorum ki bu template'i çalıştır. Execute et. Peki nasıl? Kendisi bir response writer ister. Onu da parametre handler function'ın response writer'ı içerisinden elde edip veriyorum. Ve bir de nesne örneği isteyecek. Yani şuradaki page HTML sayfasına hangi veriyi bind edeceğim diyor. Onu da şuradaki page olarak veriyoruz. Yanlış yazmışım. Execute olacak. Kaydettim. Buradaki işlem başarılı. Şimdi bunun genel bir testini yapalım. Çünkü işlemimiz bitti diyebilirim. Bunun için şu şekilde open in terminal diyorum. Yine go run main go dedim ve erişime izin ver. Çalışıyor. Bakalım 9000 portundan yayın yapacak. Hemen 9000 portunu yazdım. Evet. Burada kullanılan yöntemde Go tarafında aslında template oluşturma ve template kullanmaydı. Mesela Angular'da ya da React'te nasıl kullanıyorsanız burada da aslında benzer mantıkta sadece Go'nun yapısını kullanarak bir template oluşturabilir, kullanabilirsiniz. Yani farklı HTML sayfalarını parse ederek uygulama içerisinde Go ile birlikte web uygulaması geliştirmede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim arka planda oluşturduğum şuradaki veri başarılı bir şekilde burada oluştu. Linke bakıyorum. Sol altta bakarsanız link de başarılı oluşturulmuş. Title'a bakıyorum. Title'da da kitap ileri seviye THQL programlama olarak gayet başarılı bir çifti oluşmuş.